Evet, kıymetli izleyenler, bugün Adana Ulu Cami civarındayız. Tarihi bir mekandayız. Ulu Cami arkamızda Ramazanoğlu yapımı olarak arkamızda duruyor. Bugün Deniz Abik hocamızla beraberiz. Deniz Abik hocamız üniversite yıllarında bizim kıymetli hocamızdı. Üzerimizde emeği çok. Deniz hocam şu anda Güzel Sanatlar Fakültesi'nde dekan olarak görev yapıyor. Aynı zamanda yine edebiyat bölümünde derslerine devam ediyor. Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Okan. İyisiniz inşallah. Teşekkürler. Okan Bey mi diyeyim, Okan mı diyeyim bilmiyorum. Okan diyeyim hocam. Evet. Sağ olun. İyiyim Okancığım. Nasıl gidiyor hocam? Çalışmalarınızdan biraz bahsedelim. Şu an hem üniversitede yönetici olarak görev yapıyorsunuz, hem derslere giriyorsunuz. Hı-hı. Bir de burada eski Duyun Umumiye binası dediğimiz yerde Türkoloji Merkezi'nde orada da konferanslar tertip ediyorsunuz. Evet. Biraz bahseder misiniz çalışmalarınız hakkında? Evet. Biraz bu çalışmaları bilelim, tanıyalım. Teşekkürler Okan'cığım. Söylediğiniz gibi ben esas olarak Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim üyesiyim. Uzun yıllardır burada görev yapıyorum. 1984 sonundan beri Adana'da Çukurova Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başladığım çalışmalarım devam ediyor. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim üyesi olarak çalışmalarım devam ediyor. Bölümde derslere devam ediyorum. Özellikle alanım biliyorsunuz eski Türk Dili. Eski, evet. Türk Dili alanındaki dersleri yürütüyorum arkadaşlarımla beraber. Bunun yanı sıra sizin söz ettiğiniz gibi Türkoloji Üniversitemizin, Çukurova Üniversitesi'nin Türkoloji Araştırmaları Merkezi var. Bu merkezimiz 1996 yılında yine bizim Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün önerisiyle kurulmuştu. Ve yine bölümümüz hocalarının yöneticiliğiyle devam eden bir merkez. Son 8 yıldır yöneticiliğini ben yürütüyorum merkezin. Türkoloji Araştırmaları Merkezimiz söz ettiğiniz gibi 8 yıldır her çarşamba günü 15.30'da halka açık bilimsel konferanslar, konuşmalar düzenliyor farklı alanlarda. Biz oraya Çütam Kültür Evi diyoruz. Çütam, evet. Kültür Evi dememizin sebebi de kültürün değişik boyutlarıyla irdelenmesi ve üniversitenin bilgisinin doğrudan doğruya halka iletilmesi, birinci ağızdan bilginin ulaşmasını istiyoruz. O nedenle bu konuşmalar, konferanslar gerçekten Adanalılarca büyük de ilgi görüyor. Canlı yayınlarımız var, Instagram yayınlarımız var ve daha sonra bunlar merkezimizin YouTube kanalına da aktarılıyor. Sosyal medya mecralarını kullanıyoruz. Evet. Değişik yerlerden yayınlarımızı, programlarımızı merak edenler izleyebilirler. Adana'da olmayanlar için özellikle canlı yayın yaptığımızda veya bu saatte canlı olarak yüz yüze yapılan toplantının saatine gelemeyenler için de Instagram yayını yaptığımızı özellikle, evet. Her sefer hatırlatıyoruz. Bunun dışında merkezimizin, Türkoloji Araştırmaları Merkezi'nin başka faaliyetleri de var tabii ki. Özellikle TÜBİTAK tarafından taranan TR Dizin dediğimiz dizine dahil olan bir dergimiz var. Ulusal hakemli bir dergimiz var. ÇÜTAT. Yılda iki sayı çıkıyor. Burada da Türkiye çapında yine tanınır bir dergi olduk. Akademik anlamda güçlü bir dergiyiz. Yine sizin de bildiğiniz gibi öğrencilik yıllarınızda da kullandığınız gibi Türkoloji Araştırmaları Merkezi'nin bir de makale veri tabanı var. Evet. Bu makale veri tabanı da yine bütün dünyaya açık bir makale veri tabanı. 20.000 ya da 22.000 civarında belki makaleye doğrudan erişim sağlayabiliyoruz. Evet. Türk dili, edebiyatı, tarihiyle ilgili yayınları isteyenler merkezimizin sayfasına girerek izleyebiliyorlar. Merkezimizin sözünü ettiğimiz eski
vilayetteki eski Duyun-u Umiye binasında gerçekleştirdiği kültür evi konuşmalarının konuşma metinlerinde yayımladığımız bir dergimiz var. Ona da Çütam Kek diyoruz. Hmm. Kültür evi konuşmaları. O da merkezimizin sayfasında Kültür Bakanlığı'na kayıtlı bir yayın olarak çıkmaktadır. Onu da hatırlatmak isteriz. Merkezle ilgili faaliyetlerimiz, bunun benzeri faaliyetler devam ediyor. Çeşitli kuruluşlarla ulusal ve uluslararası toplantılar düzenliyoruz. Mesela Kasım ayında Yaşar Kemal'in 100. yılı için Atatürk Kültür Merkezi ile yapacağımız bir toplantı var Adana'da, Çukurova'da. Hatta Yaşar Kemal'e Fahri Doktor'a verdiğimiz salonda Yaşar Kemal için bir konferans düzenleyeceğiz. Evet. Hacettepe Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi, Göte Enstitüsü ve Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi olarak bir etkinliğimiz de olacak. Yani bu türden farklı bilimsel faaliyetleri de yürütüyoruz. Bunlar dışında söylediğiniz gibi Güzel Sanat Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi dekan vekili olarak 3 yıldır görev görüyorum. Katkıda bulunmaya çalışıyorum üniversitemize. Ama tabii esas yine faaliyet alanlarımız Türk dili ve edebiyatı. Evet. Pek çok öğrenci yetiştiriyoruz. Sizler gibi yetişmiş Türk dili, Türk kültürü, Türk tarihine saygı duyan, onu geliştiren, yeni öğrenciler yetiştiren öğrencilerimizi gördükçe kıvanç duyuyoruz. Yeni öğrencilerimize de, yeni kuşaklara da Türk dilinin, Türk edebiyatının tanıtılması için hep beraber çalıştığımızı görmek bize mutluluk veriyor. Akademik çalışmalarımız, yazı çalışmalarımız, makalelerimiz devam ediyor. Doktora, yüksek lisans danışmanlıklarımız devam ediyor. Pek çok öğrenci yetişiyor, meslektaş yetişiyor. Bunlar bizim için kıvanç verecek. Eyvallah. Hocam şimdi Çütam, Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi. Adana Taşköprü civarında. Evet. Duyun-u Umumiye binası eski vilayetin yan tarafında. Her çarşamba günü saat 15.30'da orada konferanslar tertip ediliyor. Evet. Herhalde sezon başlayınca tekrardan onun takvimini yayınlayacaksınız. Takvimi, aylık takvimimizi yayınlıyoruz. Evet. Haftalık tekrar takvimler yayınlanıyor. Bunlar dediğim gibi Facebook sayfamızdan, Twitter sayfamızdan, Instagram sayfamızdan ve merkezimizin üniversite sayfasından izlenebilir. Evet. Hepsi aylı programlarımız çıkıyor. İstediğiniz programa gelebilirsiniz. Herkese açıktır. Evet. Herhangi bir giriş kaygısı yoktur. Dediğim gibi gelemeyenler için de Instagram yayınları vardır ama gelmelerini izlemek isteyenlerin tavsiye ederim. Çünkü orada yeni bir ortam oluşuyor. Konuşma sonrasında dinleyiciler konuşmacıya değişik sorular sorabiliyorlar. Konuşma daha da genişliyor, evet, gelişiyor. Farklı özellikler. Türkoloji bölümü Türkiye'de her üniversitede yok değil mi hocam? Türkoloji Araştırma Enstitüsü, evet, her üniversitede hangi yok. Hangi üniversitelerde var? Ege'de var bildiğim kadarıyla. Ege'de Türkiyat Enstitüsü var, evet. Evet. Erzurum'da var, İstanbul Üniversitesi'nin var. Ama tabii her enstitünün, her merkezin faaliyet alanları farklılaşabiliyor. İlk Türkiyat Enstitüsü'nü Atatürk'ün isteğiyle İstanbul Üniversitesi'nde Fuat Köprülü kurmuştur. İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü olarak bugün varlığını bildiğimiz enstitü, Türkiye'deki ilk enstitüdür. Ve yine Atatürk'ün tabii o geniş bakış açısı, geniş görüşüyle Türk dili, Türk edebiyatı, Türk tarihiyle ilgili çalışmaları yürütmek için öncü olarak, evet, önerilen, kurulan enstitülerdendir. Ondan sonra da evet. Yani Çukurova'da olması var, büyük bir şans bu bölge için. Tabii ki. Türk kültürüne, için, edebiyatına, tarihine bu anlamda kaynaklık edecek makaleler yayınlanıyor, tabii, dergiler çıkıyor. Dergiler çıkıyor, yayınlar hazırlanıyor. Evet. Bu sözünü ettiğim Ulusal Hakemli, TR dizinde taranan dergimizde
Türkolojinin pek çok alanında değerli makaleler yayınlanıyor. Evet. Bir hafıza oluşuyor orada. Tabii ki, tabii ki. Çok teşekkürler Sayın Hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum. Enerjiniz hala o bizim öğrencilik öğrencilik dönemimizde olduğu gibi de enerjiniz güzel, devam ne ediyor. Tabii ben yani herkes... siz üniversiteyle şehri de buluşturdunuz. Evet. Yani üniversitedeki etkinliği orada yapma yerine şehrin merkezine eski Adana olarak tabir ettiğimiz bu bölgenin de canlanması açısından için çok önemli bir insanları burada bir araya getiriyorsunuz. Düşünüyoruz. Evet. Ben o sayede Adana'nın ne kadar geniş kültürlü, farklı insan yapısına sahip olduğunu da gördüm. Evet. Çok meraklı, çok güzel toplantıları izleyen, katkıda bulunan, bilgisini sunan bir Adana halkı var. Bu da Adana için kıvanç. Buluşmak zor, insanları buluşturuyorsunuz. Özellikle kültür alanında, bilimde, sanatta bir araya gelecek olan insanları bir araya getiriyorsunuz. Adana'da böyle değerli bir iş yaptığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun hocam. Bir noktayı daha hatırlatayım. Perşembe günleri konağımız öğleden sonraları kütüphane olarak açılıyor. Çünkü öğrencilere açık mı? Gelebiliyorlar. Herkese açık. Vatandaşa, herkes. Hatta çayımız var, kahvemiz çok var. Çok güzel. Efendim, kurabiyemiz var. Uzun yıllardır perşembe günleri kitaplık olarak açık ve kitaplarımız var. Bağış kitaplar, değerli, güzel kitaplarımız var. Önemli kişilerin sundukları bağışlarla güzel bir kütüphanemiz var. Çok teşekkürler. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Zaten. Evet, kıymetli izleyenler, bugün Profesör Doktor Deniz Abik'le beraberdik. Kıymetli hocamızın çalışmalarından, özellikle Çukurova Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü'nün çalışmalarından ve bölgede yapmış olduğu, eski Adana olarak tabir ettiğimiz bölgede yapmış olduğu çalışmalardan bahsetti bizlere. Rabbim emeklerini zayi etmesin. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Teşekkür.